Merhabalar, bugün sizlere SPSS programında Visual Beaning nasıl yapacağınızı göstereceğim. Visual Beaning sürekli bir verinin otomatik bir biçimde kategorilendirmesi demek. Yani elinizde sürekli bir veri var ve bunu kategorilere ayırmak istiyorsunuz. Bu göstereceğim özellikle bunu otomatik bir biçimde yapabilirsiniz. Bunun sağladığı hem bir kolaylık, otomatik olması dolayısıyla hızlıca yapmak, hem de özellikle Türkiye'de, tezlerde, Biliyorsunuz bazen sürekli değişkenler kategorilere ayrılırken Yanlı bir şekilde, anlamlı çıkacak bir şekilde yapılabiliyor. Dolayısıyla bu da tez veya dergi eklemlerinden eleştiri alıyor. Siz bu eleştirileri gidermek için yani bu kategorileri nasıl böldünüz, neye göre böldünüz eğer bununla ilgili bir literatür yoksa. Yani örneğin diyelim ki vücut kitle indeksini bölüyorsunuz. Bununla ilgili bir kategori var. Yani vücut kitle indeksi kaçın altındaysa zayıf, kaçın üstündeyse orta veya şişman olduğu bilinen bir olgu. Ancak bunun gibi bilinmeyen bir değişkenle çalışıyorsanız mesela bir hastalıkta yaşa göre böleceksiniz, kategorilendireceksiniz. Dolayısıyla kendi kafanızdan bir dilimleme işlemi yaparsanız bu hem dergi keminden hem de tez jürinizden eleştiri alır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda bu özelliği kullanabilirsiniz. Yani IBM bunu kolaylık olsun diye yapmış. Ancak ben size dilimleme yaparken yanlış olmadığınızı göstermek, kanıtlamak için bu yöntemi kullanmanızı öneriyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Bugün örnek olarak telkosav verisini kullanacağız. Burada mesela yaş değişkenini dilimleyeceğiz. Yani sürekli bir değişkenimiz var. Bin katılımcı var. Şimdi biz acaba yaşa göre örneğin buradaki herhangi bir değişkenin anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını araştırıyoruz. Ama yaş değişkenimiz sürekli. Dolayısıyla bu katılımcıları şu yaşın altındakiler genç, şu yaş ile bu yaş arasındakiler orta yaş ve bunun üstündekiler yaşlı olarak 3 gruba veya daha fazla gruba ayırmak istiyorum ama hangi yaşın altındakiler genç bilmiyorum emin değilim. Dolayısıyla kendi kafama göre ayırırsam belki de anlamlı farklılık çıkacağı yerde anlamsız olacak veya yanlı davranıp anlamsız olması gerektiği durumda anlamlı bir durum çıkacak. Bir sonuç elde edeceğim. Dolayısıyla bu eleştirici alacağı için bu yöntemi kullanmak durumundayım. Bunun için transformdan Visual Binning isimli bir yer var. Visual Binning'e geldiğinizde yaş değişkeni dilimleyeceğim için yaşı sağ tarafa gönderiyorum ve continue'a tıklıyorum. Burada üç farklı yöntem var. Bunun üçünü de sizlere bugün göstereceğim. Öncelikle dilimlenmiş yani kategorilenmiş değişken için burada bir isim girmem lazım. Bind variable kısmına buraya h 1 diyorum. Ve minimum değişkenim minimum yaşım 18, en büyük yaşım ise 77'ymiş. Burada görebilirsiniz. 78.90'da bir kişi yoktur. Burada bir değer atamış ama buradaki en büyük yaş 77 arkadaşlar. Şimdi me cut points'e geliyorum. Burada üç farklı yöntem var az önce söylediğim gibi. Öncelikle equal genişlik aralıklarına göre bir dilimleme yap kısmı var. İlk kesme noktam benim buradaki en küçük değişkenim 18 olduğu için 18 diyorum. Ve number of cut points yani kaça kesmek istiyor? Eğer benim için 4 kategoriye ihtiyacım varsa 3'e dilimle demem. 3'e dilimlendiği zaman 4 kategori oluşur. 3'e dilimle, dilimle demem gerekiyor. Şayet 3'e dilimlerse buraya tıkladığım zaman otomatik olarak her bir genişliğin 19.66 yani her iki yaş arasında 19.66 yaş veya her iki kategori arasında 19.66 yaş bulunması gerekiyormuş. Ve son kesim noktası ise 57ymiş yani 57 yaşın üstündekiler bir grup daha sonra 57 eksi 19.6 bir grup ondan sonraki kalan da diğer gruplar şeklinde. Şimdi Apply'a tıklarsam dikkat ediniz burada İlk kesme yeri 18 ikinci kesme yeri 37.3 üçüncü kesme yeri ise 57.3 olduğunu görebilirsiniz yani benim gruplarım şunlar 18 yaş grubu 37. kesme yeri dolayısıyla Gruplarım şunlar. Make Labels'a tıklarsam 18 ve küçük olanlar bir grup. 19 ve 38 ikinci grup. 39 ve 57 üçüncü grup. Ve 58'in üstü ise son grup. Ok'ye tıkladığınız zaman Binning Specification will create one variable diyor. Yine ok'ye tıkladığımda en sağa gittiğimde burada yeni bir değişkenin oluştuğunu görebilirsiniz. Bakınız burada otomatik bir şekilde kategorilendirilmiş. Variable view'e geldiğim zaman ise burada values'tan Şöyle grupları görebilirsiniz. Birinci grubum 18 ve 6. 18 ve 39 ikinci grup. Daha sonra 39, 57 ve 58 üstü. Şimdi diğer yöntemlere bakalım isterseniz. Yine Visual Binning'i geldim. Ne gibi farklılıkları var görün istiyorum. Sağ tarafa gönderdim yaşı ve OK'e OK ya tıkladım. Şimdi artık burada May Cut Points'ten ikinci kısma. Yine benim için 3 farklı cut point olsun. Her birinin genişliği yaklaşık olarak %25 olacak. Burada yüzdeliklere göre bir e, dilimleme yapacak. Apply'a tıkladığım zaman bu gibi gruplarım varmış. Make Labels dediğim zaman 32 yaş ve altı bir grup, 33 ve 42. Grup 41-51, 3 ve 52 üstü son grupmuş. Şöyle OK'ye tıkladığım zaman e, tabi burada e, bir değişken ismi girmem lazım. Buraya H2 diyorum ve OK'ye tıklıyorum. OK'ye tıkladığım zaman bakınız burada ikinci değişkenim geldi. DataView'den nasıl bir farklılık olduğunu görebilirsiniz. Örneğin burada burada 41.51'miş bu katılımcı. ilkine göre bu katılımcı 39.57 arasındayken şimdi artık 41.51 arasında oldu. Şimdi son yönteme bakalım isterseniz. Transform'dan yine Visual Binning var. Optimal Binning de var. Bunu da ilerleyen videolarda anlatacağız. Yine yaşı sağ tarafa gönderiyorum ve continue diyorum. Burada artık make cut point'te. son kısma yani ortalama ve standart sapmaya göre bir dilimleme yapacak. Bunun için eksi artı 1 standart sapma, eksi artı 2 ve eksi artı 3 kullanabilirsiniz. Yani burada şu olacak. Eksi 1'den standart sapması küçük olanlar, eksi 1 ile artı 1 arasında olanlar ve artı 1'den daha yüksek olanlar olmak üzere 3 grup, burada 4 grup, burada ise 5 grup oluşturacak. Şimdi standart sapmaya göre yaparsak buraya da H3 diyelim. Ve öncelikle etiketlerimizi bir görelim. Evet dilimlemeler bu şekildeymiş. 29 ve küçük 30, 42, 43, 54 ve 55'ten büyük. Buradaki, e, bu arada, şunların yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tutup sağa sola sürüklemek mümkün. Ancak ben burada e, bozmamak için şöyle tekrardan artı eksi bir standart sapma şeklinde oluşturalım. Ve okey tıkladığımızda yine h3 isimli bir değişken oluşturacakmış. Bunu söylüyor. Burada dikkat ederseniz üçüncü değişkenim de oluştu. Bunları siz özelleştirebilirsiniz. Yani az önceki gösterdiğim gibi Visual Beaning'den tekrar nasıl özelleştireceğinizi gösterelim. Şöyle yapabilirsiniz. Örneğin H4 diyelim. Pardon. H4 diyelim. Ve burada isterseniz siz kendiniz mesela 22'de bir e, cut point olsun. Mesela 29'da olsun gibi işte 36'da olsun bunların etiketlerine bir bakayım. Bu şekilde kendiniz istediğiniz yere bir kesme noktası koyup veya burada üstünden değişiklikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınızda ise artık yepyeni bir kategorik değişkenin olduğunu oluştuğunu görebilirsiniz. Umuyorum bu video sizler için hem lisansüstü çalışmalarınızda hem de postdoc araştırmalarınız için faydalı olur. Dediğim gibi sürekli bir değişkeniniz var ve bu kategorilendirmeyi yanlı mı yaptın eleştirisinden kurtulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Veya çok fazla kategoriniz var. Bunları tek tek girip variable view'den girmektense yine bu yöntemi hızlı olması dolayısıyla kullanabilirsiniz. Yani hem bilimsel tarafsızlığı hem de iş kolaylığını arttırmak için bu yöntemi kullanmak mümkün. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dileyenler bizleri katıl butonuna veya Patreon'dan destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.